Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programına bakacağız yakından. Ana muhalefet lideri önce İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileriyle bir araya geldi. Ardından da partisinin üye katılım törenine katıldı. İşsizlik sorunu üzerinden iktidarın sığınmacı politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz dedi. Bizim ülkemizde binlerce kişi işsizken, milyonlarca kişi işsizken, anneler, babalar, evlatlarım nasıl iş bulur diye yakınırken, eğer siz milyonlarca göçmene kapıları açıyorsanız buna karşı durmak Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. İktidarın sığınmacı politikasına işte bu sözlerle tepki gösterdi. Sınır namustur diye yazar bütün sınırlarda. Sınır namussa nasıl oluyor? Uyuşturucu baronları rahatlıkla gidip gelebiliyor. Nasıl oluyor da uyuşturucu baronları istedikleri gibi bu ülkede at koşturabiliyorlar? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı sürüyor. Ana muhalefet liderinin ilk durağı İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin toplu iş sözleşmesi töreni oldu. Kararlıyım. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi baskıyı uygularlarsa uygulasınlar. Hangi tazminat davalarını açarlarsa açsınlar. Hangi şiddete başvururlarsa başvursunlar. Asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz. Asla. Sözü seçimlere getirdi. Yeni bir dönüşüme ihtiyacımız var dedi. Yeni bir değişime ve yeni bir dönüşüme ihtiyacımız var. Sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyup bizden daha zor durumda olan aileleri düşünerek oyumuzu kullanmak zorundayız. Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin üye katılım törenine katıldı. Bu kez hedefinde iktidarın ekonomi politikaları vardı. Eğer işçinin hakkını savunmazsanız, dul ve yetimin hakkını savunmazsanız o zaman niçin siyaset yapıyorsunuz sorusunu soracağız. Biz siyaseti halk için yapıyoruz, oligarklar için değil. Biz siyaseti halk için yapıyoruz, saray beslemeleri için değil. Biz siyaseti halk için, çocuklarımız için, evlatlarımız için yapıyoruz.